PKK'ya yönelik operasyonlar sürecek dedi. Hükümet belirsizliği ve terör olayları yurt dışı piyasalarındaki gelişmelerle birleşti. Asya borsalarındaki kriz dünya borsalarını da etkiledi. Euro bugün rekor kırarak 3 lira 47 kuruşu gördü. Fiyatı birkaç saat içinde 9 kuruş arttı, düştü. Bir rekor da altından geldi. Gramı 111 lirayı gördü. Dikkatler dolara çevrilmişken rekor Euro'dan geldi. Ağustos başında 3 lira 5 kuruş olan Euro 20 günde %12 değerlendi. Sebebi Euro dolar paritesinin dolar karşısında değer kazanması. Euro şu anda dolar karşısında güçleniyor. Çin'deki belirsizlik, Türkiye'de seçim atmosferine girilmiş olması, şu anda önümüzü göremiyoruz. Ufak birikimimiz vardı işte. Normalde işsizim de düğünden kalan bir birikimimiz var. Bozduracaktım ama vazgeçtim. Beklemekte kalmayı tercih ediyorum şu an. Dolar yılbaşından beri 60, euro ise 55 kuruş arttı. Yani dolar %25, euro ise %20 değer kazandı. Bu da beraberinde birçok zam mı getirdi, getiriyor. Otomobilde bazı firmalar kur artışını fiyatlarına yansıttı. Bazıları da Eylül'ü bekliyor. Sektörde yılbaşından bu yana fiyatlar %2 ile %10 arasında arttı. Euro'nun yükselmesi otomobil fiyatlarını ister istemez yükseltecek. Çünkü Euro geçen yıla göre düşük kalmıştı. O nedenle de otomotivde müthiş bir patlama olmuştu. Özellikle Avrupa arabalarında. Şimdi o da biraz tersine dönecek. Cep telefonlarına ise bir yılda %30. Son 4 ayda ise %13 kur farkı zammı geldi. Altın fiyatları da artışta. Çeyrek fiyatları geçen hafta 165 liraydı. Şu an 175 lira. Bu sizi nasıl etkiliyor? Ya bu bizi şöyle etkiliyor. Satıcı çok, alıcı yok. Şimdi kısa bir ara verelim, ardından veda edeceğiz.